İyi akşamlar. Ege Gübre günlük grafik. Ege Gübre'yi 30 Ağustos'ta bir videosunu yapmışım. Nerede yapmışım? Şunu bir göreyim. 27, 27 kapanışından sonra. Sonrası tatile giriyor herhalde. Yani şurada destek üstünde seyrediyordu benim videosunu yaptığım zamanlar. Önemli bir destek seviyesiydi. Burada 160 civarları, 164'e çizmişim ama 160 olarak da geniş anlamda alınabilir. O tabii kırılınca artık bir süredir Haziran'dan beri tutunduğu bir alanda. Ege Gübre'nin orada tutunmayı başarıyordu. Alıcılar geliyordu ufak tefek. Risk iştahı da rezalet durumda şu anda haliyle. Bu hafta özellikle kırılmasıyla beraber hızlı bir hareket görüyoruz. 150 liraya yine olası bir destek seviyesi olarak daha önce işaretlemişim. Bugün de orada kapatmış. 151,1'de kapatmış. Şimdi 150 lira tabii kırılırsa, yani bu negatif tutum devam ederse 141 civarları, 140 civarları aşağıda diğer bir destek hattı. Orayı da çizelim. Şöyle 143'e çizdim ama şöyle biraz geri alayım. 140 olarak yuvarlak alabilirsiniz. Yani aşağı yukarı yuvarlayabilirsiniz. 141 diye çizmenize gerek yok. 140 davranışsal olarak da önemli bir yer. Dediğim gibi çekilme oraya doğru devam edebilir. Bu destek kırılmaya devam kırılırsa, yani önündeki bu destekler. Negatif, yani baktığınız zaman burada şunları da bir kaldıralım, artık pek bir anlamı kalmadı. Burada ne çizilse her şey kırıldı yavaş yavaş. İlk denemede olmasa ikinci, üçüncü denemede mutlaka destekler kırılmaya başlandı. Şöyle bir düşen trend var. Çok dik şu anda açısı. İnanılmaz dik bir açı. Tabi bu trendin dağılması için şu kırmızıyı geçmek lazım. O da 165 seviyelerinde aşağı yukarı geçiliyor. Dolayısıyla yukarı doğru 165'i geçilirse de arkasından 172-173 kapanışı takip edilir. Bu iki kapanış alınıyorsa belki olumlu bir şey söylenebilir Ege Gübre için. Bu seviyeler önemli. Yani yukarıda bu dirençleri takip etmek lazım açıkçası. Yani hacimli bir düşüş değil, hacimsiz bir düşüş. Bunun sebebini hep söylüyorum. Bana göre hacimsiz düşüşler alıcı eksikliğinden kaynaklanır. Çok fazla lot oynamıyor yerinden ama işte piyasada alan, yani risk iştahı yüksek bir aşağıda müşteri bulamadığınız zaman, ve Ereğli de öyle gidiyor işte. Yani Ereğli'de mesela RSI 20'lere düştü. Çok yakın. Burada da bakın 21 RSI gördük. Yani biz burada normalde şu risk iştahı yerinde olsa piyasanın, bakın. Diyelim ki bir boğa, bu aklınızda kalsın. Geçen sene yaşandı. Boğa piyasasındasınız. Yani genel olarak BIST 100 yukarı doğru bir hareket var. Arada sert düzeltmeler olur. Haberler olur. Onlar oldukça çekilmeler yaratabiliyor. Hani o tür bir durumda olsa bu 21 tabii pek göremezsiniz. 30'a yaklaşırken daha müşteri gelir ama işte ayı piyasasında ters tarafı bu. 21 RSI, 20 RSI değil mi? Bir tepki beklersiniz. Alıcılar burada gelir dersiniz. Ufak ufak kovalamaya başlar. Bakalım, yani 21'de henüz bir şey gelmedi. En rezalet durumda şöyle bir bakarsak, hani 2013'ten bu yana bakıyorum. Pek çok haber oldu. Seçimler oldu. Her şey oldu yani bu 2013'ten bu yana. 19 RSI civarlarının çok az temas olduğunu, 19'un altı neyse, yani bir tane 9 var şurada 2013 Haziran. Bu Bernanke'nin piyasalara darbe vurduğu zaman. Aynı şey oldu arkadaşlar. Bak, güzel bir anekdot, yani güzel bir şey oldu, orada yakaladık. Şimdi ne olduğuyla alakalı. Bunu pazar videosunda, BIST 100 videoları hep öyledir. Pek izlenmez yani, çok az izlenir ama asıl orada böyle daha geniş anlatıyorum. Bakın burada bir Haziran'da şey var. Görüyor musunuz? Dip var. Bu dip her yerde vardır. Bu dip işte bu hafta yarınki açıklamanın dibidir o. Şimdi Bernanke 2013'teki tapering açıklamasını çok sert yaptı. Sert konuşmuştu. Dolar bütün dünyada fırladı. Borsalar bütün dünyada çakıldı. Altın çakıldı. Pazar günü bunu detaylı anlattım. Daha biraz daha. İşte o dönem, bakın, o dipler bu dipler. 9,7 normalde olmaz piyasada. Yani bir yerde 9,7 diye bir RSI görürseniz bir şirkette, ya batıyordur. Çok kötü bir durum vardır. Yani batıyordur demeyelim de, hani şirket özelinde çok rezalet bir haber vardır. Çok kötü bir şey vardır. Ya da böyle global bir mesele vardır. Her şey olabilir. Savaş olabilir. Ekonomik kriz olabilir. Başka bir şey olabilir. Bu tapering döneminde oluştu. Yine bir tapering meselesi var. Bakalım yarın konuşacak Powell. Powell onun kadar kırıp dökmeye uğraşmıyor. Ama yani çok şey alıyorlar tabii durumu. Biraz daha yumuşatmaya çalışıyorlar bu durumu. Dünyadaki tabii varlık fiyatları da malum. Çok kırıp dökmeden yapmaya çalışıyorlar ama burada da 20'ye kadar geldik. İşte bunlar dediğim gibi bir haber neticesinde alıcı yoksunluğunda olan dipler. Öyle kolay bir yer olmaz ve buralardan
genellikle bir dönüş beklenir. Beklenir ama o da her zaman anında olmuyor. Yani bazen çok sürede alabiliyor. Küçük düzeltmeler olabiliyor. Ya burada 21 RSI oldukça baktığınız zaman düşük. Yani bir tepkinin gelmesi gereken bir dönemi söylüyor bize. MACD konu da biraz başka yere kaydı ama hani yaşadığımız durumla çok benzer bir durum olduğu için 2013'te o dikkatimi çekti. MACD negatif tabi, o bayağıdır bir sat verdi ve böyle devam ediyor. Yani yön negatif gözüküyor burada maalesef, şey kırılmadan, kırmızı kırılmadan şöyle bir derin nefes almak pek mümkün değil bu tür tablolarda. Herkese iyi akşamlar dilerim.